askerliğe düşmanlık, düşmana askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. Kardelen Ana Haber'den herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarıyla idari yargı hakimleri kura töreninde konuştu. Yargı kurumları arasındaki terslikleri işaret ederek biz taraf değil hakem konumundayız dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasaya ilişkin de mesajlar verdi. Değerli konuklarımız, ilk olarak avukatlık mesleğinden geçen 12. Adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarıyla idari yargı hakimleri kura töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Yargı üyelerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargıdaki yetki tartışmasına değindi, dikkat çeken ifadeler kullandı. Yüksek yargı kurumlarımız arasında son dönemde hem kendilerini yıpratan hem de vatandaşlarımızın adalete olan güvenini ve inancını sarsan bazı müessif tartışmalara şahit oluyoruz. Biliyorsunuz bu konuda taraf değil, hakem mevkiinde bulunduğumuzu çeşitli vesilelerle açıkladık. Bu tavrımızı halen muhafaza ediyoruz ve edeceğiz. Yürütmenin başı ve yasama organındaki en büyük gruba sahip partinin genel başkanı sıfatıyla bize düşen yüksek yargı kurumları arasındaki tartışmalarda taraf olmak değil, sorunu çözecek mekanizmaları işletmektir. Danıştay'ın FETÖ'cü hakimlere görevi iade kararı vermesinin tartışmalı bir karar olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargıdaki dağınıklığın ortadan kalkması için yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu vurguladı. Danıştay'ın FETÖ'den ihraç edilen yargı mensuplarından bazılarıyla ilgili verdiği tartışmalı kararlarda bazı hususların daha kesin bir şekilde ortaya konulmasının şart olduğuna işaret ediyor. Biliyorsunuz uzunca bir süredir ülkemizin sivil ve günün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak yeni bir anayasa ihtiyacı olduğunu dile getiriyoruz. Son dönemdeki tartışmalar başta olmak üzere yaşadığımız her hadise bize böyle bir anayasanın Türk demokrasisinin selameti açısından ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Eğer bu konuda mecliste bir mutabakat temin edebilirsek zaten meseleyi kökten çözmüş olacağız. Cumhuriyet Savcısı Birincisi Milliyetçi Hareket Partisi haftalık grup toplantısını yaptı. Milletvekillerine hitap eden Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gündeminde Erzincan İliç'teki maden faciası vardı. Bahçeli'nin muhalefet partilerine de eleştirileri oldu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak 13 Şubat 2024 tarihinden beri Çöpler maden sahasında vuku bulan sıcak gelişmeleri yakinen takip ediyoruz. Gündeminde Erzincan'daki maden faciası vardı. Olayı provoke edenleri aldı hedefine. Siyasi rant yapmak vicdansızlıktır dedi. Acılarımız üzerinde siyasi ve ideolojik geçim kapısı açmaya heveslenmek vicdansızlıktır, insafsızlıktır, izansızlıktır, pis bir fırsatçılıktır. Karşımızda çok ciddi bir sorun vardır. Bu ağır sorunun kalıcı şekilde çözümüyle birlikte ucu nereye dayanıyorsa dayansın, sorumluluğu somut delillerle belirlenen kurum ya da kişilerin adli ve idari temelde hesap vermesi acil ve elzem bir ihtiyaçtır. Bahçeli maden kazası üzerinden AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a yönelik eleştirilere de yanıt verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Murat Kurum ne hikmetse hedef tahtası haline getirilmiştir. İl içi konuşuyorken konunun Sayın Kurum'un bakanlık dönemine geçiş yapması nihayetinde haksız ve hayasız eleştirilerin sökün etmesi sinsi bir propagandanın tedavülde olduğuna işaret etmiştir. İstanbul'da
havlu atacaklarını şimdiden fark eden müflis zihniyetler, sayın kurumu yıpratmak için devreye girmişlerdir. 93 Harbi'nin sembol isimlerinden olan Nene Hatun'un kahramanlığı üzerinden eleştirdi muhalefet partilerini. 93 Harbi sırasında Nene Hatun 3 aylık bebeğini geride bırakıp koşa koşa cepheye katılmıştı. Çocuğun çok küçük, geri dön dediklerinde Nene Hatun'un cevabı tarihe geçmişti. Bebeğim anasız büyür de vatansız büyüyemez. Nene Hatun'un feragat ve ferasetinin kırıntısını da ararsanız dahi muhalefet partilerinde asla bulamazsınız. Zihniyetleri kiralık, kalpleri karanlık, siyasetleri kifayetsiz ve kimliksiz olanların ne milletimize ne de ülkemize faydaları dokunamaz, dokunmamıştır. 2023 seçimlerindeki senaryo tekrar ediyor. CHP yine PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile seçim öncesi anlaşmaya vardı. 20 demli CHP listelerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne girecek. CHP terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile işbirliğine gitti. 20 demli CHP listelerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne girecek. 2023 seçimlerindeki senaryo tekrar ediyor. CHP yine terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile seçim öncesi anlaşmaya vardı. Esenyurt'ta DEM Parti'nin istediği aday için kendi adayını geri çeken CHP, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde demlilere kendi kontenjanından yer açıyor. Bu kapsamda 20 demli isim CHP listelerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne girecek. CHP kulislerinden alınan bilgilere göre yeni dönemde DEM Parti kent uzlaşısı kapsamında Esenyurt'a aday çıkartmayacak. DEM Parti'de CHP'den çeşitli ilçelerden birer meclis üyesi sokarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kendisini temsil ettirecek. Bu kapsamda 20'ye yakın isimden bahsediliyor. Buna göre hemen hemen her ilçeden bir kişi olabilir. Öte yandan CHP'nin peşinden koştuğu DEM Parti'de terör propagandası yaptığı tespit edilen iki kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt'ta 3 adreste arama yaptı. Şüpheliler DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist Başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleriyle şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi. CHP Hatay'da Lütfü Savaş'la yola devam dedi. CHP'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın bölge halkı tarafından istenmediği iddia ediliyor. CHP bu iddialara rağmen seçime Savaş'la girme kararı aldı. Efendim, alkışlarla sahneye davet ediyor muyuz efendim? Sayın Devlet Başkanı, sayın... CHP'de Hatay düğümü çözüldü. Tabanına aldırış etmeyen parti meclisi Lütfü Savaş'ta karar kıldı. Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş, üçlüsü toplantıya girmişler. Ve... Yerel seçimlere doğru gidilirken muhalefette bazı il ve ilçelerde adayların belirsizliği söz konusuydu. Parti içindeki anlaşmazlıklar sebebiyle yaşanan belirsizlikler CHP'de kaosa neden oldu. Uzun süredir gündemde olan Lütfü Savaş'ın Hatay'daki adaylığı konusundaki tartışmalar da bunlardan biriydi. CHP Savaş'la ilgili kararını verdi. Partiden yapılan açıklamada Savaş'ın adaylığının devam edeceği bildirildi. Açıklamada partimizin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı üzerinde yapılan son değerlendirmeler sonucunda il örgütümüzün, ilçe örgütlerimizin, ilçe belediye başkan adaylarımızın talep ve mütabakatları üzerine Lütfü Savaş'ın adaylığının devamına karar verilmiştir denildi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde CHP Parti Meclisi'nin 10 Ocak'ta aldığı kararla mevcut Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş 31 Mart 2024 yerel seçimleri için yeniden aday gösterilmişti. Ancak Savaş'ın adaylığı açıklandıktan sonra 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hataylılar protestolar gerçekleştirmişti. Bu protestolar adaylık sürecinde tartışmaları beraberinde getirmişti. Savaş'ın ismi CHP'nin önceki gün Ankara'da düzenlediği 31 Mart yerel seçimler aday tanıtım toplantısında okunmamıştı. Bu süreç Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayının değiştirilme ihtimaline ilişkin yorumlara yol açmıştı. Oylar Lütfü Savaş'a.
Yerel seçimler için geri sayım sürüyor. Vatandaşlar 40 gün sonra sandığa gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvim kapsamında siyasi partiler aday listelerini bugün teslim etti. Eksikler 22 Şubat'a kadar tamamlanacak. (Gülüyor) 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimleri kapsamındaki seçim takvimi işliyor. Takvime göre siyasi partiler aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Seçim takvimine göre seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi. Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak. Siyasi partiler ve bağımsız adaylar 31 Mart'ta yarışacak aday listelerini il seçim kurullarına teslim etti. Siyasi partiler aday listelerindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek. Aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına 3 Mart'ta başlanacak. Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak. 28 Mart'ta tutuklularla taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek. Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takvimi kapsamında 27 Ocak'ta çekilen kura ile seçime katılacak 35 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri de belirlendi. Buna göre AK Parti oy pusulasında ilk sırada yer aldı. İyi Parti listenin ikinci sırasında yer alırken Milliyetçi Hareket Partisi 31, CHP ise 18. sırada yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu, seçimin Mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak Erzurum'un da içinde olduğu doğudaki 32 ilde oy verme saatini 1 saat erken aldı. Bu illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri sabah 07 ile akşam 16 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri sabah 8'den akşam 17'ye kadar olacak. İlçe ziyaretlerini sürdüren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in son durağı Narman oldu. Narman'da da Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışı yapıldı. Sayın Mehmet Sekmen, durağı bitiriyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve ekibi seçim çalışmalarını sürdürüyor. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezen Sekmen, seçim çalışmalarının yürütüldüğü seçim koordinasyon merkezlerinin de açılışını gerçekleştiriyor. Son durak Narman ilçesi oldu. Narman Seçim Koordinasyon Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Mehmet Sekmen açılışta konuştu. Başkan Sekmen ilçeye yapılan hizmetleri hatırlattı. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır dedi. Huzurlarınıza yaptıklarımızla geliyoruz. Yapacağız demeyeceğiz. Şunları yaptık. Yaptıklarımız da yapacaklarımızın teminatı olacak. Şehirlerimizin kurtuluşu kentsel dönüşüme bağlı. Bu hizmetleri yaparsa kim yapar? AK Parti yapar. Yaparsa Cumhur İttifakı yapar. Hayvancılığa, tarıma, turizme büyük bir önem vereceğiz. Desteklerimiz devam edecek. Narman Belediye Başkanı adayı Adem Kınalı 31 Mart'ın yeni bir dönüm noktası olacağını söyledi. 31 Mart'ta ilçemiz için yeni bir miladın başlangıcına var mısınız? Hayır! Nasıl bir belediye başkanlığı yapacağız biliyor musunuz? İşte bizim modelimiz de burada, işte örnek alacağımız idolumuz da burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e benzemeye çalışacağız. Onun gibi olmaya çalışacağız. Onun yolundan gideceğiz. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Fevzi Polat da açılışa katıldı. Yaptığı konuşmada Mehmet Sekmen'in bir marka olduğunu söyledi. Gerek ilçe belediyemizi, gerek büyükşehir belediyemizi en güzel şekilde AK Parti'mizin genel merkezden verdiği ve merkezi idareden verdiği desteklerle el birliğiyle en güzel şekilde en güzel hizmetlere kavuşturmak için birlikte mücadele vereceğiz. Yerel yöneticilikte uzman, sadece Erzurum'un değil, bölgenin de abisi olan
bir Mehmet Sekmen markamız var. Allah'ın izniyle Mehmet Sekmen markamız geçmişte yaptığı hizmetleri gelecekte de şehrimize ve bölgemize kazandıracak. MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ise Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Adem Kınalı için destek istedi. 14 Mayıs'ta Elif gibi dimdik durdunuz. 28 Mayıs'ta Elif gibi dimdik durdunuz. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakımızı zaferle çıkararak dünyaya yön veren bir ülke haline gelen Türkiye Cumhuriyeti'ni zaferle çıkmasına vesile oldunuz. Bu işi sac ayağı olan yerel yönetimlerde de 31 Mart'ta da Allah nasip ederse Adem Başkanımızı Narman'da belediye başkanı olarak sizlerden istihbar ediyorum. Hem Bilgeli'de Sayın Devlet Bahçeli'mizin hem de göz bebeğimiz Cumhurbaşkanımızın emaneti olan Büyükşehir Belediye Başkanımız, köyleri, ilçeleri ve şehri ilmek ilmek işleyen Mehmet Sekmen Başkanımız ve de Narman Belediye Başkan adayımız olan Cumhur İttifakımızın adayı Adem Kınalı Başkanımızın sizlere emanetidir. Onlara sahip çıkacağınıza söz veriyor musunuz? Evet. Erzurum Spor Futbol Kulübü 2024'te büyük bir başarıya imza attı. Mavi beyazlı ekip dünya devlerinin de arasında bulunduğu 358 takım arasında gol yemeyen tek ekip oldu. Erzurum Spor Futbol Kulübü dünya devlerini geride bıraktı. Dadaşlar 2024 yılında 358 takım arasında gol yemeyen tek ekip oldu. Erzurumspor Trendyol 1. Lig'de ter döküyor. Dadaşlar karşılaşmalarda büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Transfer tahtasının kapalı olması mavi beyazlı takımı yıldırmıyor. 3 puan almak için kıyasıya mücadele ediyor. Öyle ki Dadaşlar 2024 yılında dünya devlerini bile geride bıraktı. Trendyol 1. Lig ekibi Erzurumspor Futbol Kulübü başarılması güç bir istatistiğe ulaşarak 2024'te kalesinde hiç gol görmedi. Erzurumspor sosyal medya hesabından spor istatistiklerini tutan Opta'yı etiketleyerek 2024 yılında tüm liglerde bizden başka gol yemeyen takım var mı diye sordu. Bu soru üzerine Erzurumspor'a cevap veren Opta, 2024 takvim senesinde Avrupa'nın 10 büyük ligi, Süper Lig ve 1 alt liglerinde en az 2 maça çıkan 358 takım arasında gol yemeyen tek ekip Erzurumspor Futbol Kulübü cevabını verdi. Erzurum Şehir Hastanesi yolunda bir kaza meydana geldi. Bir otomobil iş makinesini arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Otomobil iş makinesini arkadan çarptı. Sürücü yaralandı. Kazanın adresi Erzurum. Erzurum Şehir Hastanesi yolunda seyir halinde olan otomobil iş makinesine çarptı. Ambulansta. Bunun da sağ önde oturan yolcu. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı şoför ilk müdahalenin ardından derhal hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta herhangi bir yangın çıkmaması için soğutma çalışması yaptı. Ambulansta. Bunun da sağ önde oturan yolcu. Erzurum'un Narman ilçesindeki peribacalarına gideceğiz şimdi. Bölgede etkili olan kar nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan peribacalarına gelen ziyaretçiler atlarını dört nala koşturup gezinti yaptı. Karla kaplı Narman peribacaları ziyaretçilerine at üstünde gezinti imkanı sunuyor. Erzurum'un turistik noktalarından biri de Narman'daki peribacaları. Şehir merkezine 90 kilometre uzaklıkta yer alan ve Amerika'daki ünlü Grand Canyon'la benzerliği dikkat çeken peribacalarında 12 ayrı kanyon var. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği peribacaları yağan karla kırmızı beyaz görünüme kavuştu. Bölgenin önemli turizm potansiyelinin başında yer alan peribacalarını atlarıyla gelen bazı ziyaretçiler de dikkat çekti. Atlarını kar üzerinde dört nala koşturan vatandaşlar eşsiz manzarada keyifli vakit geçiriyor.
Erzincan'daki maden kazası sonrası 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyordu. Çalışmaların durdurulduğu açıklandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgede heyelan riski olduğunu söyledi. Heyelan riski nedeniyle Erzincan'da arama çalışmaları durduruldu. Erzincan'ın Elilç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası 9 işçi toprak altında kaldı. İşçileri kurtarmak için seferber olundu. 6. günün sonunda çalışmalar durduruldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bölgede heyelan riski tespit ettiklerini açıkladı. Özellikle dün geceden itibaren ifade ettiğimiz, yani geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı açıkçası. Dolayısıyla özellikle o yığının kaymamış bölgelerinde şu anda ciddi bir hareketlilik var. Risklerden dolayı şu anda sahada faaliyetleri durdurmuş durumdayız, arama faaliyetlerini. Tabii bu çok ciddi boyutta gördüğümüz risklerden bir tanesi. Ama bununla birlikte özellikle hızlı bir şekilde gerek temiz suyun kontrol altına alınması, gerek kontamine olmuş, yani oradaki toprakla buluşmuş suyun kontrol altına alınmasıyla alakalı devlet su işlerinin koordinasyonunda önemli bir faaliyet devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da arama faaliyetleri sırasında çalışanların canını tehlikeye atmamak için mücadele verildiğini söyledi. Arama kurtarma veya tüm arama faaliyetlerinde bizim olmazsa olmaz bir önceliğimiz var. Nedir o? Arama kurtarma veya arama faaliyetlerinde bulunan AFAD ve onların koordinasyonundaki tüm insan gücünün güvenliği. Yani önce güvenlik. Olduğu günden bu yana oradaki duran kütlenin stabil değil, maalesef aktif ama gittikçe de daha aktif hale gelme riskini görünce biz oradaki arama faaliyetini durdurduk. Geçtiğimiz Perşembe günü Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A isimli geminin mürettebatından bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Naaş naklediliyor komutanım. Transfer ediliyor. Batan geminin enkazından bir acı haber daha geldi. 6. günde yapılan aramalarda bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu mahallesinde kıyıdan 4 mil açıkta batan geminin enkazında ve kıyıda kayıp mürettebatı arama çalışmasına devam ediliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların enkazda yürüttüğü çalışmalara Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sualtı savunma komandolarından 4 dalgıç da destek veriyor. Arama çalışmaları sırasında SAS komandoları kayıp personelden birinin daha cansız bedenine ulaştı. Naaş naklediliyor komutanım. Transfer ediliyor. 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki Batuhan A adlı kargo gemisi kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 6.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı dalgıçların 17 Şubat'ta gerçekleştirdiği iki dalışta gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı. Yüksek Yargı'da önümüzdeki 2 ay içerisinde önemli değişimler yaşanacak. Anayasa Mahkemesi Danıştay ve Yargıtay Başkanlığı için seçimler gerçekleştirilecek. Yüksek Yargı'da seçim dönemi yaklaştı. Yargıtay Başkanlığı için Mart'ta, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için Nisan'da, Danıştay Başkanlığı içinse Mayıs ayında seçim yapılacak. İlk seçim heyecanı Yargıtay'da yaşanacak. Mevcut Başkan Mehmet Akarca 24 Mart 2020'de oyların salt çoğunluğunu alarak başkan seçilmişti. 4 yıllık görev süresi Mart ayında dolacağı için 380 Yargıtay üyesi yeniden sandık başına gidecek. Yeni başkanı belirlemek için gizli oylama yapılacak. İlk 3 oylamada sonuç alınamazsa seçim 3. oylamada en çok oy alan 2 aday arasında yapılacak. Mehmet Akarca yeniden aday. Ancak Akarca'nın karşısına birden fazla adayın çıkması bekleniyor.
Anayasa Mahkemesi'nde ise görev süresi 20 Nisan'da dolacak olan Zühtü Arslan'ın yerine gelecek isim için seçim yapılacak. Arslan aday olamayacak ancak yeni başkanın belirlenmesi için oy kullanabilecek. Seçim işlerini de yine Arslan yürütecek. Seçimin yapılacağı yer, gün ve saat en az 7 gün önceden yazılı olarak mahkeme üyelerine bildirilecek. Genel kurulda yapılacak seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu bulan isim 4 yıllığına Anayasa Mahkemesi Başkanlığı görevini üstlenecek. Hiçbir üyenin yeterli çoğunluğu sağlayamaması halinde ise seçim tekrarlanacak ve seçime bir aday salt çoğunluğu yakalayana kadar devam edilecek. Anlam ve önemini ifade etmek için özellikle genç hakim ve savcılara anlatıyorum. Danıştay'da da Mayıs ayında sandık kurulması planlanıyor. Mevcut Başkan Zeki Yiğit, Zerrin Güngör'ün yerine 7 Mayıs 2020'de seçildi. 4 yıllık görev süresinin dolmasına kısa süre kaldı. Zeki Yiğit yeniden başkanlığa aday olabilecek. Başkan seçilebilmek için 116 üyesi olan Danıştay'da salt çoğunluğun bulunması gerekiyor. Aranan şahıslara yönelik 81 ilde Çember 12 operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda arama kaydı bulunan 3237 firarı yakalanarak adalete teslim edildi. Aranan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. 3237 firarı yakalandı. Ülke genelinde aranan kişilere yönelik operasyonlar kararlı bir şekilde sürdürülüyor. Bu kapsamda son 4 günde 81 ilde aranan şahıslara yönelik Çember 12 operasyonları gerçekleşti. Operasyonlarda arama kaydı bulunan 3237 firarı yakalandı. Operasyonlarda yakalanan şahısların hırsızlık, adam yaralama, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suçlar, narkotik suçlar ve terör gibi birçok suçtan arandığı tespit edildi. Operasyonları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Yerlikaya, operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle, dedi. Yusufeli Barajı üzerine inşa edilen merkez viyadüğünde sona gelindi. Viyadüğün iki yakası birleşti. Asfalt çalışmaları da yakın zamanda tamamlanmış olacak. Yusufeli Merkez Viyadüğünde iki yaka birleşti. Asfalt çalışmaları da yakın zamanda tamamlanacak. Viyadük kullanımı açıldığında vatandaşlar hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edecek. Yusufeli Barajı Çoruh Nehri üzerinde inşa edildi. Temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES dolayısıyla Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köy tamamen sular altında kaldı. Yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak viyadük çalışmalarında sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda inşa edilen viyadük çalışmalarındaki son durumu aktardı. Bakan Uraloğlu yaptığı açıklamada yeni ilçe merkezini mevcut karayoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük için çalışmalarımız hızla sürüyordu. Çalışmalarda artık sona geldik ifadelerini kullandı. Bakan Uraloğlu Yusufeli Barajı'nın yükselen sularıyla kapanan vadi güzergahındaki yolların yerine yeniden inşa edilen karayolu güzergahında iki yakanın birleştirilmesi için Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün yapıldığını ve son işlerin yapılarak çalışmaların tamamlandığını belirtti. Uraloğlu köprü üzerindeki asfalt çalışmalarının da bir an önce tamamlanarak viyadüğün hizmete açılacağını kaydetti. Köprünün tamamlanmasıyla birlikte şu an kullanılan 16,2 kilometrelik yol 685 metreye inecek. Yol 25 dakika kısalacak. Vatandaşlar bu sayede hem zamandan hem de yakıttan tasarruf etmiş olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni uygulamalarından biri de ortak sınav. İkinci dönem ortak sınavlarının tarihleri belli oldu. İşte Mart ayında yapılacak sınavların tam tarihi. Ülke genelinde ortaokul ve liselerde yapılacak ortak sınav tarihleri belli oldu. Ortaokul 6. sınıf Türkçe ile lise 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 26 Mart Salı, matematik dersleri için 27 Mart Çarşamba günü yapılacak. Müzik
Milli Eğitim Bakanlığı ortaokul ve liselerde ortak sınav kararı almıştı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak sınavların tarihleri netleşti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre ülke genelindeki birinci yazılı sınavlar 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak. Aşamasında toplu kopya tespiti veya başka adayın sınav evrakını kullanmışsa. Sınavların kapsam geçerliliğinin arttırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu ve kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlandı. Hazırlanan tabloya göre ülke genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar, ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan oluşacak. 6. sınıf matematik dersi içinse 10 açık uçlu veya kısa cevaplı soru sorulacak. Lise 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan, matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak. Sürücülerin yüzünü güldürecek bir haberle devam edelim. Tabelaya bu kez indirim yansıyacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 21 kuruşluk indirim bekleniyor. Tabela bu kez indirimle değişiyor. Motorine 1 lira 21 kuruşluk indirim geliyor. İndirim bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Sürücülerin gözü akaryakıt tabelalarında. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik fiyatlara direkt etki ediyor. Bu nedenle benzin ve motorin grubunda fiyatlar bir iniyor bir çıkıyor. Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına ard arda zam geldi ve rekor kırdı. Benzin de yükselişten nasibini aldı. Şimdi ise motorin grubuna indirim geliyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 21 kuruşluk indirim bekleniyor. Motorin grubuna son gelen 2 lira 56 kuruşluk zamla güncel fiyatı 44 lirayı aşmıştı. Benzinde ise şimdilik herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor. Şimdi dünyanın en uzun adamıyla dünyanın en kısa kadınının buluşmasını izleyelim. Dünyanın en uzun adamı ve en kısa kadını bu kez Kaliforniya'da buluştu. Eğlenceli zaman geçiren ikili hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Mardin'de yaşayan Sultan Kösen, 2 metre 51 santimetrelik boyuyla dünyanın en uzun erkeği unvanını koruyor. Dünyanın en kısa kadını unvanı ise Hindistanlı Jyoti Amge'de. Amge'nin boyu 62,8 santimetre. İki isim 6 yıl aranın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Irvine kentinde bir araya geldi. Birlikte kahvaltı yapan ikili eğlenceli zaman geçirdi. Dünya rekortmeni iki isim hatıra fotoğrafı çektirmeyi de unutmadı. Kösen ve Amge, ABD'li bir yapımcının daveti üzerine gerçekleşen organizasyon kapsamında Los Angeles'a gidecek. Sultan Kösen ve Jyoti Amge'nin buluşması ABD'li bir prodüktör tarafından kayda alınacak. İkili, Mısır Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın daveti üzerine 2018'de başkent Kahire'de bir araya gelmiş, Giza piramitlerini ziyaret etmişti. Bu son haberimizde sizler de haber niteliği taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri 0532 063 27 43 numaralı WhatsApp haber hattımıza gönderebilirsiniz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde burada olacağız. Mutlu akşamlar diliyoruz. Askere düşmanlık, düşmana askerlik. Onurlu bir direniş olarak görüyoruz. Allah'ın izniyle bu millete aşamayacaksınız.